Sinan abi konuşmasında bir bilim insanının şu sözüne yer verdi. Ben de kendim arkada not aldım. Dünyanın asıl problemi umursamazlık ve bencillik dedi. Bu sorunların çözümü için dünyanın kötücül sorunlarını umursayan, dertlenen, çift kanatlı gönüllüler ve hayal ortakları lazım aslında. Biz gönüllüyü şöyle tanımlıyoruz. Aklı ve kalbi buluşturan, hayalleri büyüten kişi. Bu tanıma çok uyan bir hayal ortağı var şu an aramızda. Murat abi, Murat Özyeğin. Murat abi 15 yıldır düzenli olarak tüm YGA projelerine zaman ayırıyor. Ama böyle hani gönlünce, zaman buldukça değil, gerçekten gönüllü olarak, öncelik vererek, yılbaşında takvimine ilk olarak YGA toplantılarını girerek, onun ne kadar yoğun olduğunu, sık seyahatleri olduğunu biliyoruz. Ama YGA'yı nasıl önceliklendirdiğine de tanık oluyoruz. Şimdi birazdan sevgili hayal ortağımız Murat Özyeğin'i sahneye davet edeceğim. Onun da çok çok değerli bir konuğu olacak. Hatta söyleşiden sonrasında sizlere özel, YGA zirvesine özel küçük bir konser de olacak. Şimdi sizlerden ricam telefonlarımızın hem sesini hem de titreşimlerini bir kontrol edelim. Murat abicim sahneye sizi davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz abicim. Hoş bulduk canım. O güzel sözleri hak ettiğimi umuyorum. Hakikaten umarım hak ediyorumdur. Çünkü çok güzel sözler söyledi hakikaten. Sevgili kardeşlerimle geçirdiğim her an benim için büyük bir kazanım. Ben bu çalışmaları işte Gökhan'ın mentiyim diyorum. Bir yandan mentorum görüyorum. Çünkü YGA hakikaten çok karşılıklı. Çok herkese öğreten, karşılıklı öğreten çok kıymetli bir platform. Burada olduğum için de çok mutluyum. Sevgili Fazıl'ı yaklaşık bir buçuk ay evvel aramıştım. Kasım başı gibiydi. Dedim ki ya Fazıl'cığım senin 11 Aralık'ta durumun nasıl? O da sağ olsun hemen bana ya Murat'cığım dedi 11 Aralık'ta dedim gençlerle seni bir araya getireceğim. Çok hoş bir platformda buluşacağız. Seni istiyorum ki burayla tanıştırayım. Felsefen, yaklaşımın, gençlere verdiğin önem, topluma olan sevgin her anlamda çok örtüşüyor. Ya dedi Murat ne yazık ki Almanya'da bir konserim bir de bir albüm çalışmam olacak. O yüzden gelemeyeceğim dedi. Tamam dedik konuyu kapadık. O kadar duyarlı bir insan ki ve o kadar karşısındaki kişiyi dinliyor ki neredeyse bir ay geçti. Bu çarşamba salı gibi aradı. Dedi ki ya Murat sen bana 11 Aralık için gençlerle buluşma falan bir şey söylemiştin dedi. O program dedi devam ediyor mu dedi. Fazıl ciddi misin dedim müsait. Evet dedi benim Almanya dedi pandemiden dolayı iptal oldu. Galiba bir kemancı pozitif test etmiş orada. Aynı zamanda yeni kurallar şu bu. Ve o kadar kulağına duymuş ki gençlerle buluşacağını bunu hatırladı ve bugün aramızda. Fazıl hakikaten anlatmakla bitmez. Dinlemek, her türlü dinlemek gereken bir dost. Sadece müziğini değil, dünyanın en kıymetli sanatçılarının başında gelmekle birlikte dünyanın en büyük kalplerinden biri. Çok çok iyi bir insan, çok iyi bir dost, çok iyi bir eş, çok iyi bir baba. Hakikaten bugünün bana en çok heyecan veren tarafı, evet sevgili Cemal'le birlikte muazzam bir performansını izleyeceğiz ama ondan da önemlisi onun biraz daha kalbini ve yaklaşımını tanıyacak olmanız. Huzurunuzda sevgili Fazıl Say'ı sahneye davet ediyorum. O demin benim de başıma geldi Fazıl. Arkadaşlar yardım etti. Hemen halledeceğim. Tamam. İstersen geri. Tamam. Seni şöyle herkesin daha görebileceği tarafa oturtalım Fazıl. Evet. Hoş geldin Fazıl. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Seninle böyle dün akşam yemekte de beraberdik ama bu format biraz daha farklı oldu. Evet. Hakikaten çok da keyifli ve heyecanlıyım. Böyle değerli bir çevrenin içine beni getirdiğin için teşekkür ederim. Burada sizlerin önünde olmak benim için bir gururdur. Teşekkür ederim. Asıl bizler için öyle. Benim için de büyük bir mutluluk ve hakikaten gurur.
seninle farklı bir, seninle sahne almış olmak zaten pek becerebileceğim bir iş değil, orası kesin. Ama en azından bu formatta, bu ortamda bunu yapabiliyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur aynı şekilde. Sevgili Fazıl, aslında gençler dedim, kulağına bir şekilde kalmış, hemen beni aradın, hatırladın. Gençlere olan yaklaşımını böyle yüzlerce sayarım. Ya daha dün gece yemeğimizde, ya Murat iki tane gençle bir Şubat ayında albüm yapacağım dedin. Onların dedin ön plana çıkmasını istiyorum dedin. Her konserinde ekibini organize ederek gençlerden oluşturalım diyorsun. Gençleri, yani Cemal bu sabah geldiğinde ona baktığında gözünün içindeki ışığı gördüm. Yıllardır bana farklı ülkelerde çalışan Türk sanatçılarımızdan kendini geliştiren gençlerden bahsediyorsun. Gençlere hep öncelik veriyorsun, hep kafa yoruyorsun. YGA da gençlerin buluştuğu bir platform. Bize gençlere verdiğin önemin arkasında yatanı biraz senin perspektifinden dinleyebilir miyiz lütfen? Evet, peki. Ben Türkiye'de kültür sanatta destek vermemiz gereken önemli yetenekler varsa onlara en iyi şekilde destek olmaya hep çalıştım son 10-15 yılımızda. Bu neden? Çoğunuz bilim insanısınız burada. Olimpiyat şampiyonu sevgili Mete'yi de dinlediniz. Bakın, ülkeler hava alanlarını düşünün. Salzburg havaalanı, Wolfgang Amadeus Mozart havaalanı, Roma havaalanı, Leonardo da Vinci havaalanı, Varşova Frederic Chopin havaalanı. Ülkeler sanatçılarıyla anılıyor. Bana Kolombiya dediğinizde benim için ilk aklıma şu geliyor: Gabriel Garcia Marquez, yazar. Rusya dediğinizde Çaykovski geliyor, Rahmaninov geliyor, Dostoyevski geliyor, değil mi? Yani ülkelerin, şimdi kültür öyle bir şey ki, gerçekten evet, evrensel bir şey. Dostoyevski'yi Türkler de okuyor, Brezilyalılar da okuyor. Rusça dilinde yazılmış, tercüme edilmiş vesaire. Müzik tabii daha evrensel. Dolayısıyla bizim bu şeyde Türkiye'nin daha fazla dünyaya açılan sanatçıları olması gerekliliğini 21. yüzyılda artık hissedilir şekilde görüyorum ben. Yani daha çok sanatçımız olmalı. Daha çok bestecimiz, daha çok yazarımız dünyada tanınmalı diye düşünüyorum. Çok doğru. Bir yandan da gençlere mektup yazdın. Bu mektubunda da işinizi şevkle, severek, en derinizde hissederek yapmalarını önerdin. Bunu hissetmediğiniz gün de yapmayın. Oradan verim alamazsınız dedin. Doğru. Ben senin işine olan aşkını hakikaten yakın şahidiyim. Seninle yurt dışında da, yurt içinde de tam konserlerinden evvel, tam ertesinde bir arada oldum. Her seferinde ayrı bir şevk, ayrı bir heyecan, sanki ilk defa sahneye çıkar gibi bir yaklaşımını gördüm. Kendini nasıl bu şekilde yukarıda tutuyorsun? Nasıl bu motivasyonu ve gençlere burada bu motivasyonu kendilerinde tutmaları adına ne önerebilirsin? Neler önerirsin? Ben kendimi tanımladığımda şöyle görüyorum, ben bir yeteneğin kiracısıyım. Şimdi yetenek denilen soyut olay, soyut şey, insanların çoğunda yetenekler var. Bu yetenekler nasıl keşfediliyor? Aileleri nasıl keşfedebiliyor? Nasıl destek olabiliyor? Yol gösterici olabiliyor? Tabii çok önemli bir faktör usta çıraklar. Benim hayatımdaki en önemli insanlarım hocalarım oldu. Ya yani piyano hocalarım, bestecilik hocalarım, yani ailemden de daha çok. Tabii içinde bulunduğumuz çevre, içinde bulunduğumuz yarış. Geçtiğim yolda, gençliğimde özellikle çektiğim zorluklar, bakın birazcık sanatınızı kitlelere ulaştırmak için yarışmalar kazanmak zorundasınız. O talepleri görmek için, sanatınızı ulaştırmak için, paylaşmak için albümler yapıp albümlerin dünyada değer görmesi, bestsellerler olması veya ödüller kazanması gibi gençler bir yarışın içine atılacak. Ve bu yarışa çok
donanımlı girmek lazım. Çok çalışkan girmek lazım. Tabii çalışmak konusunda şunu düşünüyorum ben hep. Kötü günümüzde çalışmıyorum derken şöyle bir gerçek var. 1000 saat kötü çalışacağıma 1 saat iyi çalışayım. Evet. O benim için daha büyük kârdır. Bu iyi ve kötü ne onu evet düşünsel, ruhsal ve vücutsal dengelerimiz belirliyor. Onun ne olduğunu biliyoruz bence. Ama ne olduğunu bilmemiz için de iyi donanımlı olmamız lazım. Çok doğru. Dolayısıyla fevkalade aynı felsefedeyiz bütün bu insanlarla ve aynı görüşlerde olduğumuza ben çok seviniyorum. Gençlerin hayallerinden bahsettin. Doğru. Nietzsche'nin sözüdür yani hayaller yolun yarısıdır der. Doğru. Bir şeyi hayal edebilmek bir kere çok önemli bir şey. Yani onu ettiysen başarmaya doğru da yola çıkıyorsundur diye düşünüyorum. Çok doğru. Çok güzel tanımladın sevgili Fazıl. Gençler hakikaten senin yani ne kadar dert yandığını biliyorum. Covid sırasında bu iptal olan konserlerle ya Murat bir nesil burada çok uzak kaldı, sahneden uzak kaldı, piyanosundan uzak kaldı, performanstan uzak kaldı. Hep bu üzüntünü her fırsatta en samimi şekilde paylaştın ve onlara karşı neler yapabilirsin, proje ürettin. Hakikaten en büyük şahidiyim. Bunun dışında Fazıl, dünyanın her yerinde yaşayabilirsin. Bütün dünyadan en çok talep edilen sanatçısın. Biz Hollanda'daki bankamız için Concertgebouw'da bir konser vereceğiz dediğimizde, Fazıl Say'la bunu yapmak istiyoruz dediğimizde, bize siz Fazıl Say'ın gününü bize söyleyin, biz kalanları ayarlarız dediklerini hatırlarım. Carnegie Hall, Tokyo, Paris, Viyana, yani dünyanın Amerika'da birçok başka bölgede her yerde inanılmaz bir rağbet görüyorsun. Bunun yanı sıra Türkiye'yi hiçbir zaman arka planda bırakmıyorsun. En yoğun yılında dahi Anadolu'dan kopmuyorsun. Anadolu'da konserler veriyorsun. Senin için ekonomik hiçbir tarafı olmadığını bildiğim Nazım Oratoryosu'nu her fırsatta özellikle de içinde bulunan sanatçıları desteklemek adına bir araya getiriyorsun ve tekraren ortaya koyuyorsun. Anadolu ruhunu yaşatmak adına birçok projeye imza atıyorsun. Hem bestelerinde hem bizzat orada bulunarak hem yaşatarak. Tabii bu kadar global olmuş bir sanatçının ülkesine bu duyduğu bu heyecan toplumsal meselelere kafa yoruyorsun. Seni ülkene bu kadar aşık tutan nedir? Yani önce çok teşekkür ederim gözlemlerin için. Öyle. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım ömrümde. Şimdi şöyle, Almanya'ya 17 yaşında gittim. 4-5 yıllık bir yüksek öğrenim gördüm. Türkiye'yi bitirdik Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan sonra. Sonra Almanya'da Berlin'de yaşadım. Sonra New York'a taşındım. Kızım da New York'ta doğmuştu 2000 yılında. 2002 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Şimdi senin soruna gelince ve 5-6 sebep sana söyleyeyim. Amerika'da otururken evet New York'ta, Carnegie Hall'da, Boston Symphony, Washington'da, Chicago'da önemli şehirlerde çok güzel konserlerimiz oluyor da tabii hiç çoğunuzun adını bile bilmediği küçük Amerikan şehirlerinde de oluyor. Ve ben bunu yaparken sanatımı asıl borçlu oldum. Niye kendi ülkemde bunu yapmayayım ya dedim. Yani niye bir Erzurum'a, Malatya'ya, Adana'ya, Antep'e, Samsun'a, Trabzon'a niye gitmeyeyim yani? Iowa'ya, Nebraska'ya gideceğime, değil mi? Şimdi bu paylaşımcılığı kendi ülkeme çekmek bu bir sebep. İkinci sebep, evet aradan 20 yıl geçti ben Türkiye'ye döneli. İkinci sebep, biz Türkiye'den fevkalade besleniyoruz. Türkiye'nin topraklarından, müziğinden, folklorundan, dertlerinden
Bakın ben bütün 20. yüzyıl şairlerini hemen hemen hepsini besteledim. İnsanlar, 20. yüzyıl şairleri de değil yani Yunus Emre'de besteledim, Pir Sultan Abdal vesaire. Demin Sinan Bey'in bahsettiği halk ozanlarından yola çıkan şarkılar vesaire, Nazım'ın oratoryosu, Aşık vesaireler. Yani pek çok benim besteciliğimi, DNA'mı körükleyen unsurdur. Ben Avrupa'yı, Batı'yı bir ikinci Rönesans'a muhtaç olduğunu düşünüyorum. Birçok konuda, sanatta tıkanıklıklar var diye düşünüyorum. Besteciler o avantgardist şeyden bir türlü kurtulamadı, bir türlü çıkış yollarını bulamadı. Toplumdan uzaklaştılar. Klasik müziği normal bir müzik dalı, basit bir şekilde iletişim olarak değil de elitist görmeye başladı, akademik görmeye başladılar vesaire. Gerçekten bir Rönesans'a ihtiyacı var Batı'nın. Biz Türklerin ise yolumuz çok açık. Yani eğer DNA'larımızdan yola çıkarsak müzikte, sanatta, birazdan Kemal'le çalacağımız eseri anlatacağım size. Bütün bu anlattıklarımı zaten özetleyen bir parçadır. Dolayısıyla zaten ha New York'ta yaşamışsın ve turnelerine gitmişsin, ha İstanbul'da yaşamışsın ve turnelerine gitmişsin. Benim kariyerim 1990'larda daha Amerika ağırlıklıydı, senin dediğin gibi. Şimdi son 20 yılda daha Avrupa ağırlıklı. Çünkü İstanbul'dan her yere tek uçuşta gidebiliyoruz. Doğru. Ve bir sorunumuz yok. Bir kaybım olmadı yani benim. Bu beslenmek bütün maddi karlardan daha büyük bir zenginlik. İçsel zenginlik bir sanatçı için. Ben sanatım olmadan yaşayamam. Müziğim olmadan, yani müziğim benim için oksijen kadar değerli, su kadar, ekmek kadar değerli. Yani evet. O öyle bir şey olduğu için hayatımda sanatım hiç mühim değil. Yeter ki iyi beslensin o diye düşündüm. Çok doğru, çok doğru. Hakikaten bunu dediğim gibi benim senin buradan beslenmeni de evindeki kütüphanenden tut, orayı dolaştırma heyecanın, dediğim gibi gençlerle olan gözünün içindeki pırıltı ve hep onlara proje üretme çaban. Evet. Tabii bu ortamı Türkiye'de yaratıyor olman ve Türkiye'de yaşıyor olmanın Türkiye adına çok büyük geri kazanımları var. Bu sayede birçok Türk genç sanatçı sana yakın oluyor. Sen de onlara her türlü mesaiyi, her türlü desteği, her fırsatta sağlıyorsun. Bu bahsettiğin ekosistem, yani aslında bu gençlerle senin birlikteliğin. Sadece gençler değil, dün akşam Genco Bey'den de konuştuk örneğin. Yani senin büyüklere de apayrı bir sahip çıkma dürtün, saygın var. Her anlamda, bütün spektrumda bence çok önemli bir ekosistemin tam ortasındasın ve çok kıymetli Türkiye adına, hepimiz adına. Seni aslında bugün, ben seni Kasım başında ilk daveti yaparken en fazla ortak paydaşın Yunus Emre olduğunu düşünmemiştim o vakitte. Yunus Emre'nin YGA felsefesine olan katkısını bildiğim noktada. Senin de bestelerin, bugün de Cemal'le birlikte perform edeceksiniz. Çok da heyecanlı herkes bunu dinlemek için. Seni Yunus Emre'ye en çok bağlayan, en çok heyecanlandıran ve bu kadar onun felsefesine sahip çıkma noktasındaki görüşlerini de rica edebilir miyiz sevgili Fazıl? Yunus Emre için Cemal Süreyya'nın çok enteresan bir sözü var. Türkçenin süt dişleriyle ilk şiirleri yazdı bu dilde dedi. Cemal Süreyya diyor bunu Yunus Emre için. Türkçenin süt dişleriyle, yani bir dilde yaratılan ilk şiirler. Belki en ilk değil ama kalıcı olmuş olan, değil mi? 700 yıl. 700 yıl. Benzer şair aynı dönemden Kaygısız Abdal vardı. Çok önemli. Evet. Şimdi bunlar tabii dervişler. Yunus Emre, Kaygısız Abdal, Pir Sultan, Muhyiddin Abdal vesaire.
abdal kelimesi, yani ermişlik biraz da, adammışlık. Yunus Emre de öyle, bütün şiirlerine bakın, kendini feda edercesine sevgi, Tanrı aşkı, içinde bulma aşkı, içinde, yani bütün günümüz felsefesini yaratan ögeler aslında Doğu Batı felsefesinde olan en önemli unsurlar. Sadece Yunus'ta değil, diğerlerinde de görebiliyoruz o aşkı, sevgiyi ve mütevaziliği aslında görebiliyorum. Bu da tabii iyi bir yol gösterici. Çok önemli bir yol gösterici. Evet, için. Bizim YGA'daki ana temel felsefemiz de egosu küçük, kalbi büyük kişilerin yetişmesi, çift kanatlı kişilerin yetişmesi, toplumla ilgili kaygılı, etrafıyla ilgili kaygılı kişilerin yetişmesi, benci olmayan kişiler, hepsi sanıyorum yine Yunus Emre'nin ortak paydaşında buluşuyor tüm bu değerler. Bu değerler senin de demin konuştuğumuz üzere gençlerle, ülkenle, toplumla ilgili olan dertlerin noktasında inanılmaz bir ortak paydaş tabii ki. Yani ben bir sanatçıyı tarif etmek için Tarkovski'nin çok güzel bir sözü var. Dünya mükemmel olmadığı için sanat var der. Bizim ortaya çıkardıklarımız zaten... Düşünüyorum, sürekli sanatçı kendiyle baş başa evde piyano da beste yapıyorsun veya bir eseri öğreniyorsun geçmişten kalan. Onunla bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Bütün egolarını yenersen zaten bunu yapabilirsin. Çok doğru. Bir şeyin çıkması lazım. Onun çıkması için yolları açman lazım. Bencillikle, ben çok iyi müzikler yaptım bugüne kadar. Hayır. Yarın sabah yeniden başlıyor. Pazartesi sabahı bir daha başlayacak. Sıfırdan. Hiçbir şey yapmadık olarak görüyoruz. Bakın 100'e yakın eserim var bugün. Burası bitince öğleden sonra gidip 101. eserimin çalışmasına devam edeceğim. Daha iyisini yapmak için. Diğer, ilk 100'ünü belki yeterli de bulmadığım için veya anlatacak daha pek çok şey gördüğüm için. Yani bu şimdi dün gece söylediğine beni getirdi tekrar. Ya Murat dedin, sorma dedin, yine iptaller başladı. Birçok kıymetli sanatçıyla birlikte olacaktım, perform edecektim. Şöyle bir 3 gün şey oldum dedim, işte bu hafta sonu tekrar dedim, yarın da gençlerleyim. Tekrar bir ayaklanacağım dedin. Yani 3 gün bir moralim bozuldu. İşte bu kadar. Senin öyle bir toplumsal sorumluluğun var ki, senin evet. Moral bozukluğun 3 günü geçemez. Bu anlamda evet. Tekrar buradan da aldığın, inşallah gençlerden aldığın enerjiyle, ilhamla o besteni de bu akşam üzerinde çalışacağın gelecek yılki YGA zirvesine de onun sözünü alalım bu fırsatla senden sana. Tamam, olur. YGA biraz Fazılcığım, YGA ya inşallah bana 6 ay sonra sen bana ne yaptın Murat? Demeyeceksin. Buradaki gençler hakikaten çok proje üreten, çok fikir üreten, çok ortak ne yapabiliriz? Seni daha fazla gençle, senin felsefeni, senin yaklaşımını, senin müziğini, senin bestelerini daha fazla gençle nasıl buluştururuz diye çok kafa yoracak kişiler. Bu anlamda başına biraz iş açtım ama bundan çok faydalanacağını, besleneceğini ve gençlere olan sevgini ve onlarla ilgili duyduğun kaygıları, onların iyi olması için neler yaptığını bildiğim için içim çok ferah. Sen de orada çünkü çok keyif alacaksın. Bunu da hissediyorum fazlasıyla. Murat'cığım çok teşekkür ederim bu güzel sohbetin için. Sizlere de dinlediğiniz için. Evet. Çok sağ olun burada olduğunuz için. Evet, benim için büyük heyecan bu. Nitelikli insanlar, bu gençlerle beraber olmak büyük bir heyecan. Çok güzel. Fazıl şimdi... Benden hem daha yakışıklı hem de çok daha yetenekli bir arkadaşla sahnede olacaksın, Cemal'le. Bu anlamda onu da daha fazla uzatmamak adına bu heyecanı herkesin Doruk'ta müthiş bir performans bekliyor onları, ben biliyorum. Çok da heyecanlı herkes, o yüzden senle mikrofonlarımızı arkada çıkarıyoruz. Geri sen tekrar Cemal'le birlikte. Hemen Cemal'le dönüyorum. Performansa dönüyorsun. Biraz Cemal'i anlatayım size, çalacaklarımızı da tanıtacağım.
küçük bir yarım saat 40 dakikalık konserimiz olacak. Yapalım evet. İstiyoruz. İster misiniz? Yemekten önce çok teşekkür ediyorum Fazıl. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Bir dakikaya dönüyoruz. Evet, lütfen.